Arkadaşlar merhaba, başlıktan da anlayacağınız üzere bugün bir VS videosu olacak. Son zamanların en sevilen Clash Royale YouTuber'larından biri olan Hipnoz CR ile VS atacağız. Zaten bunu da siz istiyordunuz. Sağ olsun Hipnoz CR beni de kırmadı. En son bu konsepti çektiğimde Muhammed Light ile oynamıştım. Skoru söylemeyeyim ama çok yakın bitmişti. Onu da izleyebilirsiniz. Eğer Hipnoz CR'yi de daha önceden tanımadıysanız onun da kanalını ben yoruma sabitlerim. Oradan bakabilirsiniz. Şu an VS diye klanda kurmuş. Zaten oyun içi de ekliyiz yani. İstek atalım. Olmazsa oyun içi zaten ekli olduğumuz için oradan oynarız. Oyunun sistemi de duel olacak. Yani düello maçları olacak. Kullandığımız desteği tekrardan kullanamıyoruz. İki olan da kazanmış olacak. Benim destelerim de hazır. Onun dışında umarım yani kanalın ismini de yanlış telaffuz etmiyorumdur. Hipnoz CR diye biliyorum ama ya da Hypnoz mu? Her neyse artık takılmazsınız umarım. Çünkü millet sinirli olunca her şeye takılabiliyor. Hipnoz da biliyorum biraz. Birkaç videosunu gördüm. Shorts'ta da karşıma çıkıyordu. İlk önce hangi desteği seçsek? Köserek destesini seçelim. Yabancılarla oynarken biraz geriliyor. Ki umarım bana karşı da gerilmez. Ama zaten karşısına Türk oyuncu gelince de emoji bile atmıyor. O yüzden sıkıntı yok. Bir de şöyle bir durum var. Birçoğunuz oyun oynarken stres yaşıyorsunuz. Ben biliyorum. Çok fazla cihaz kıran da var. Ben bu oyunu 8 senedir oynuyorum. Mesela bir kere cihaz kırmadım. Küfür ettiğim oldu mu? Oldu tabii ki ama YouTube'da beni bilenler küfür etmediğimi bilir. Yayında bir tık küfür ettiğim olmuştur. O da makarasına. Onun dışında zaten çok fazla kişi olmadığımız için yayında da öyle kendimi tutmuyordum. Normalde ben oynarken tepki veriyor muyum onu da söyleyeyim. Bu arada Nos Mega şu aile destesi oynuyor. Örneğin o kadar maç oynamışım ki ben. Yani Clash Royale'de bilmiyorum hani artık Clash Royale'e sinirlenmiyor muyum? Sadece internet gittiği zaman çok küfür ederdim. Bayağı bir sinirlenirdim. Onun dışında internet gitmediği sürece yakın bile kaybetsem ben sinirlenmiyorum. Neden? Çok fazla maç kaybettim ben. Demek ki çok fazla kazandığım da oldu. Bu arada Mega Shoal çıktı. Köz seviyeye basalım. Ondan kaynaklı artık tepki vermiyorum. Yani maçın nerede gideceğini biliyorum falan. O yüzden şaşırmıyorum. Mesela geçenki videoda hayalet vurmadı ya. Ona bir tık sinirlendim. O da her zaman olacak bir şey değil. İyi hasar verdik. Bir hata yapınca da sorunu kendimde arıyorum. Çünkü kendimi geliştirmem gerekiyor. Diğer benden iyi oyuncular da var çünkü dünya çapında. Onlara yetişmem lazım ki hele bu sene çok zor. CRL. Bakalım. Topçu birliğini de normal maçlarda alamıyoruz. Hani in-game duel yani oyun içi düellolarda topçu falan kullanılmıyor. Onu daha getirmediler. Köstebek çalışır. Madence iki tane kule vurduğu için bir şey atmak istemedim. Oo. Bombacı vurursun. 2. 2'yi de vurdu. Evrimli şövalye atsak savunur o zaten. Ona kartopu atacağım. Şöyle tam zamanında atalım. Bu arada şeyin evrimini de gördüm ben. Koçbaşı evrimini. Zehir iyi oturur. Bu koçbaşı evrimi neymiş? Harbiden ben şey demek istemiyorum da. Bütün hepsi bütün bina kartlarına karşı kullandılar bir de. Çıkmadan bir nerf yer umarım. Deli dehşet bir şey olmuş o. Şimdi Tesla'yı çalıştırmak için şövalyeyi atmamız lazım. Hemen keselim Mega Şövalyeyi. Yine kar topu. Madenciyi rahat yer ettik. Alır mıyız orayı? Bir de evrimli bombacı atalım. Köprüde kazanabiliriz. Tamam vurdu. İyi oyundu. İyi başladık. Şimdi ikinci DS olarak Pekka oynayasım var benim. Bu Pekka'yı kullanmak istiyorum. Zaten koçbaşıyla çok iyi gittiği için. Gelecek sezon çok fazla göreceksiniz. Yapacak bir şey yok. Korkulu rüyamız olacak. Hatta demişler ki bu koçbaşı iki döngü olmasın. İlk de bir döngü olsun. Çok fazla içerik üreticileri tepki verdiği için iki döngüye çıkarmışlar. Allah razı olsun. Yoksa bir döngü ne yapacaktık? Vallahi. Bizi dinliyor Supercell. Yani görüşlerimizi önemsiyormuş gibi. İki döngü olmuş yani. Bir tane olduğunu düşünsenize bir de. Eyvah eyvah yandık harbiden. Bir de Pekka çoğalacak gelecek sezon. Kral devi Nanay. Bu arada Hipnoz da bizim desteği kullanıyor. Kupada kullandığım desteği. Elektro ruhlu. Onu şu an bir ben kullanıyorum metada.
Elektro ruh almama kızıyor diğer profesyonel oyuncular. Diyor ki ateş ruh varken niye seçiyorsun? İngilizcem de çok yok dedim yani. Yarasaları öldürebilmek için. Ateş ruhu da ona yarıyor diyor. Ayrıntısına pek giremiyorum ama anlayabiliyorum demek istediklerini falan. Ki bilmediğim de biraz iyi yani. Anlıyorum falan böyle. Basit cümleler kurabiliyorum İngilizce'de ama. Şöyle baskı yapsak. Şimdi çok iyi bilsem İngilizce cümleyi de çok iyi kursam ben çok kavga ederim aslında yabancılarla. O yüzden boşver. İleride gittikçe gelişir umarım. Çünkü o testi kırarsak koşbaşı bizi rahatlatır. İyi bir köstebek attı bu arada Hypnos. Tam zamanında çarpma. Goblinler öldü. İyi yakaladık. Güzel bir tonluk. Bir de köprüden baskı yapacağız. İksiri onun da az çünkü. Ne gelecek? Tam ortasına attığı için iyi savunmuş oldu. Yani benim hatam duvar kıçısına vurdurmamam lazımdı. Haydut'u niye öyle attım? Bizim hayalet vuracak zannettim de vurmadı. Bir kere vurabildi. Neyse şimdi hem koçbaşı atalım. Hem de onu savunmuş olsun. Onlar vurmayacak gibi. 2x'e de giriyoruz. Şöyle bir hata dikkat etmemiz lazım. Evrimli duvar yıkıcılara dönecek ya. O zaman bizim küçük prensin özelliğini iyi kullanmamız lazım. Yoksa durduramayız kolay kolay. Tersten geliyor. Tamam solu savunuruz. Güzel savunduk. Sağ taraftan da özellik basalım. İki taraftan gidelim. Hemen bir alev topu. O evrimli bombacı çalışacak yoksa. Güzel oldu. Evrimli duvar yıkıcıları çıktı. Tekrar döndürmesi uzun olur. O kartı savunmaya biraz kafa yormuştum da. İyi oldu böyle. Evrimli okçular da hala tehlikeli bu arada. İki taraftan baskı yapalım. Oo, son saniyelere girdik ya. Hemen almaya çalışacak. Güzel bir atak kalktı. 1800'e kadar indirdi. Şimdi evrimli çarpmayı kullanabiliriz. Sonunda döndürdük. Hemen çarpma. Alabilir miyiz? O haydut atladı bile. Bayağı etkiliydi bu arada evrimli çarpma. Hayalet bir türlü vuramadı. İyi oyundu. Şimdi diğerlo bittiği için bir tane de normal maç atacağız. Onda da Mega Şövalye DS'si oynayabiliriz biz. Bu metada olan küçük prensi falan. Dostlar maçla geçmeden önce de foxepin.com'dan bahsedeyim. Daha önce Clash of Clans'taki teklifleri daha ucuza alabileceğinizi zaten göstermiştim. Clash Royale için soranlarınız da vardı. Aşağı koyacağım linkten Clash Royale tekliflerine de ulaşabilirsiniz. Hem daha ucuz fiyat alıyorsunuz hem de taş olarak daha fazla hesabınıza taş yükleniyor. Tabi satın aldıktan 5 dakika içinde hesabınızda oluyor. Yine güvenilir bir şekilde tekliflere ulaşabilirsiniz. Destek hattı da 7/24 çalışıyor. Herhangi bir sorunuzda direkt zaten cevabını bulabilirsiniz. Aşağı koyacağım linkten dediğim gibi ulaşabilirsiniz. Şimdi maçlarımıza devam edelim. Son maça da girmiş olduk. Kral turnuvasına 456.lığı var bu arada. Hypnos'un. Fena değil aslında rozet. Madenci ile başlayalım. Ankası var. Kral devi almış galiba. Normalde kral devi oynadığını ben görmüştüm. Bir de kıvılcım oynuyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi küçük prensi bu yaşayışıma da iyi kullanmamız lazım. Normalde de main destesi diyebilirim herhalde. Kraliyet devi. O yüzden küçük prensi yanlış kullanırsak maçı kaybederiz. Şimdi özellik basalım her türlü hayalet için. Lazım olacak. Şimdi bir taktik yapalım. Duvar yıkıcıları da atıyorum. Balıkçı çekemeyecek. Bu duvar yıkıcılar vurur. Güzel. İyi başladık. Hayalete karşı bir varil atalım. Burada yenik kule birliği de geliyor. 3'ü geçmezse iyi. Bu arada linç yiyeceğim. Biliyorum. Ama yeni kule birlikleri oyuna derinlik katıyor. Dengeli oldukları sürece. Acayip güçlü olsun demiyorum. Biraz baskı yapalım duvar yıkıcılarla. İyi bir atağa kalkamasın Hypnos. Çünkü Anka'yı falan arkadan çıkarak aslında kartları biriktirmeye çalışıyor şu an. Biraz bozmamız lazım da yine gelecek gibi kraliçe. Güzel geliyor. Madenciye attım o yüzden. Güzel savundu. Bizim de savunmamız lazım. Neyse ne demiştim işte oyuna derinlik katıyor. Neden mi? Ya şimdi Prenses Kulesi'nin ben ne zaman hayaleti öldürebileceğini falan biliyorum. Örneğin. Ama bu fazla kule birliği geldiği zaman 3'ü geçmesin. Bunu bütün kule birliklerinde bilmemiz gerekiyor. O yüzden şuna gelmeye çalışıyorum. Hangi kule birliği
nerede neyi öldürüyor onu da bilmek bir şeyler katıyor sana. Onun dışında bir de topçu tankın yoksa sana avantaj sağlıyor. Tankları eritiyor. Yeni kule birliği gelir. Hızlı destlere karşı güçlü olur. O yüzden sırf desten yüzünden antilere kaybetmezsin. Kule birliğinin sana bir yararı olur. Haydut için kraliyet devi attırmamız iyi oldu. Soldaki kulemizin canı da 1900'e kadar inmişti. Sağ taraftan hasar alabiliriz zaten. Eşitleriz durumu. İksir karına geçiyoruz böyle. Kartları biriktirdik. Bir de mega şövalye basacağım önden. Arkada küçük prens çalışır. Bir de bir madenci atalım. Güzel. Küçük prens ölme. Çok iyi. Anka'yı da kestik. Mega şövalye kaçtı orada. Sağ tarafa meyilliydi mega şövalye. O yüzden gitmedi oraya. Hemen keselim kraliyetlerini. Güzel maçtı. Hipnoza kritik yerlerde hata yaptığı için aslında yenebilirdi. 1300'e kadar indirdi. Bu kritik hataları yapmasa bu eşleşmeyi alırdı diye düşünüyorum. Kraliyet devi olayını doğru atmak ben her zaman söylüyorum videolarda. Mesela benim main desem uzun zamandır. Kraliyet devini ben yanlış attığım zaman genelde toparlaması zor oluyor. İyi maçlarda geçti. Yani dünya bir bitirdiğim için biliyorum. Yanlış attığım kraliyet devi maçlarını herhalde çoğunu kaybediyorum. Son olarak da bu VS'yi birçoğunuz istiyordu. O yüzden güzel yorumlar atarsanız sevinirim. Tatlı maçlar döndü. Kabul etti bizim VS'imizi. Umarım rövanşı da isterse ben de onu kabul ederim. Eline sağlık diyelim. Videonun da sonuna gelmiş olduk. 100.000 abone olmama da az kaldı. 2-3.000 abone kaldı. Sürekli bunu söylüyorum. Aylardır olamadım diye insanların ağzına meze olduk. Dalga geçmeye başladı arkadaşlar. Neyse bir el atarsınız. Görüşürüz sonra.